5-6 yıldır özellikle 2015-16 yıllarından sonra Şırnak'ta, Cudi'de ve Gabar dağlarında ciddi anlamda bir orman yıkımı var, orman kıyımı var. Aynı zamanda orman yakılmaları, ağaç kesimleri had safhaya çıkmış bulunmaktadır. Bunlar yapılırken aynı zamanda bir rant alanı da, bir talan politikası da, ekolojik tahribat politikası da yürürlüğe girmiş oluyor. Özellikle bakıyoruz Cudi'nin yamaçlarında kömür madeninin çıkartılmasıyla birlikte neredeyse artık Cudi bir köstebek yuvasına dönüştürülmüş haldedir. Son 3 yıldır neredeyse her gün onlarca kamyon ağaç kesimi gerçekleştirilmektedir ve bununla birlikte buradaki ağaçlar üzerinden işte oradaki sadece bir rant alanı değil, aynı zamanda orası bir insansızlaştırma, bir hafsasızlaştırma ve tarihi kadim bir geçmişi olan Cudi ve Gabar Dağı gibi alanları neredeyse hani çorak topraklara dönüştürme politikası mevcut. Bu konuda bizler daha önce aslında bununla ilgili onlarca çalışma yürüttük. Mezopotamya Ekoloji Hareketi öncülüğünde buradaki işte siyasi partilerle, kurumlarla, STK'larla birlikte ortaklaşarak çalışmalar yürüttük. Ama özellikle son iki yıldır devletin bir politik haline getirdiği işte burada petrol arama çalışmaları. Elbette ki biz bir madenin çıkartılmasına karşı değiliz. Siz madeni ne amaçla, hangi koşullarda çıkartıyorsunuz? Biz bu duruma bakarız. Gabar'da çıkartılan petrole baktığımız zaman işte her gün bu petrolün kalitesiyle ilgili, işte petrolün çıkartılma durumuyla ilgili, işte Türkiye'deki ekonomik krizin önüne geçilebileceği ile ilgili insanları sürekli işte bu konuda heyecanlandıran, bu konuda insanların yaşanan ekonomik kriz üzerinde insanları neredeyse ikna etmeye çalışılan bir çalışma olarak görüyoruz. Evet, petrol tabii ki de çıkartılmalıdır, bir ihtiyaçtır. Ama bu ihtiyaç fazlası ürünün çıkartılmasına, bu şekilde rant doğa talanı haline dönüştürülmesine karşıyız. Bakın, bir petrol arama kuyusunun bulunması, çalışmasının yürütülmesi öyle basit bir yöntem değildir. Bunun için yani neredeyse milyonlarca para akıtılıyor. Aynı zamanda oradaki ağaç varlığı, oradaki canlı varlığı yok ediliyor. Gabar'da baktık. Bundan 6-7 ay önce işte TEPCO'nun sitesinde petrol arama çalışmalarını bir kazanım olarak gösteren videolar vardı. Sosyal medyaya düştü. Ama orada o petrolün çıkartılmasıyla birlikte oradaki tüm o arazilerde neredeyse tek bir ağacın kalmadığını gördük. Ve orada işte petrol kuyuları kazılması için, orada o petrolün taşınması için oraya inşa edilen yapılarda belki de orada bir dinamit patlatılıyor. Orada o kum ocaklarında o toprağın o doğaya saldığı işte o nasıl söyleyelim, olumsuz kötü madenlerin, bakterilerin, artık organizmaların çevreye verdiği zararın haddi hesabı yoktur. Sadece Gabar'da çıkartılan bir petrol sadece işte o alanla sınırlı bir zarar vermiyor. Dünyanın en uç noktasındaki kişiye de, doğaya da, alana da zarar vermektedir. Baktığımız zaman son dönemlerde tekrardan bir sosyal medyada bir video düştü. İşte sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlanıldı. Gabar Dağı'nda çıkarılan petrolle birlikte neredeyse orada hani alan olarak tam olarak bilmemekle birlikte yüzlerce hektar alan, hani bir alan ağaçsız hale getirildi. Ormansızlaştırıldı petrol arama çalışmalarıyla birlikte. Sadece oranın oksijen varlığı ortadan kaldırılmadı. Bununla birlikte insan dışında yaşayan diğer canlıların yaşam alanlarının yok edilmesi anlamına da geliyor. Çünkü orada sadece işte bu doğa, bu yaşam alanları bir insandan ibaret değildir. Bizim dışımızda hani milyonlarca türün yaşam alanı olarak da oralar vardır. Ya hem bildiğimiz tabiriyle işte dağ keçisidir, ceylandır, bu hayvanların varlığının, yaşam alanlarının artık tehdit altına alındığını ve bunların yaşam alanlarının yok edilmesiyle birlikte bunların türünün neredeyse sona erdirilmesi demek. Biz bu petrol arama çalışmalarında her türlü önlemin alınması,
doğayı koruyan yerde, doğayla birlikte oradaki canlı yaşamını da koruyan bir yerden bakılmasını, sadece ekonomik çıkarlar gözetilerek yapılan bir çalışma yerine tüm bütünsel bakılarak kar zarar oranını ekonomiye indirgemeden insan yaşamının nasıl daha kaliteli hale getirileceği ya da insan dışındaki diğer yaşam, diğer canlıların yaşam alanlarının nasıl kaliteli bir hale getirileceği üzerine çalışmalar yürütülmelidir. Petrol yerine ya da diğer madenler yerine alternatif sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını istiyoruz. Sadece petrole bağımlı bir toplum olarak yaşamaktansa daha ağırlıklı olarak sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması hem oradaki o canlı varlıklarının daha uzun ömürlü olmalarını sağlayacaktır. Hem de onların neslinin tükenmemesine, onların bir şekilde neslinin devamını sağlayacaktır. Bizim de en azından hem kamuoyuna hem bu Türkiye Petrolleri Ofisi TEPOVA'yadır, tüm kurumlara çağrımızdır. Gelin hep birlikte canlı yaşamını sona erdirmek yerine canlı yaşamının devamı için bir çalışma yürütelim. Bakın sadece oradaki petrol varlığı, orada bir kuyu çıkartıldığı zaman o alanla değil, onu taşınma boyutunda, sürecinde orada bir petrolün o araçtan dökülmesi, oradaki bir diğer canlının yaşamının sona erdirilmesi demek, oradaki bir tarımın artık tarım arazisinin tarım arazisi olarak kullanılmamasına sebebiyet verecektir. Gelin bir bütün olarak düşünelim. Bir bütüne karar verelim. Bu ekonomik olarak kâra geçecekken yaşamımızdan olmayalım, canlı yaşamının sona ermesine sebebiyet vermeyelim. Bütünsel bakalım, yaşamı hep birlikte koruyalım, doğayı koruyalım, canlı yaşamını esas alalım, hayvanların yaşam alanlarına zarar vermeyelim. Bizim çağrımız, talebimiz budur. Bu konuda hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Çünkü bu mücadelede biz kazanırsak, yani ekonomik olarak kazanırsak, biz kaybetmiş oluyoruz. Doğaya karşı savaşı kazanmak için çaba sarf etmeyelim.